Hepinize merhabalar. Bugün sizler için çok çok güzel bu yaz sıcaklarında sizleri çok güzel bir şekilde içinizi serinletecek muhteşem bir tarif getirdim. Sizlere yapacak herkese ki umuyorum herkes deneyecek çünkü çok güzel bir dondurma tarifi. Hiç böyle YouTube kanalımda olmayan bir tariflerden biri. Yani sizler için çok çok değişik bir tarif denemeye çalıştım. Ama çok çok güzel bir sonuç aldım. Sizlerin de inşallah deneyip de güzel sonuçlar almanızı istiyorum çünkü. Çünkü dondurmanın hiç erimiyor olması inanın çok çok güzel bir özelliği. Çünkü bu yaptığımız dondurma gerçek salepten olduğu için hiç hiç erimiyor. Hani böyle yumuşak bir kıvam almıyor hiçbir şekilde. Ve şimdi yapacağımız işlemlere geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup yana çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayın. Lütfen herkesten çok çok güzel destekler bekliyorum. Yorumlarınızı da hepsini tek tek okuyorum ve kalpliyorum. Sizlere de elimden geldikçe cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen sizlerde aşağı kısma nokta dahi olsa da bir yorum bırakın ve hemen tarife geçiyorum. Şimdi bu kasenin içerisinde yapmış olduğumuz işlem bir yemek kaşığı salep ve iki yemek kaşığı da süt. Güzel bir şekilde salep ve sütü karıştırdık. Daha sonra tencerenin içerisine aktardık ve tencereyi de güzel bir şekilde bir kaşık yardımıyla, bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Neden daha böyle yan kasede ayarladık harcını. Salebi erittik. Çünkü direkt içerisine eklemeyi istemedim. Çünkü böyle aşağı inecekti ve aşağıda dibini tutmasını sağlayacaktı. Ben de ondan ötürü direkt bir yan kasede ayarlayıp sıfatula yardımıyla içerisine güzel bir şekilde her yerine dağıtmak istedim. Ve böyle yaptım. Daha sonra şöyle sütü yaklaşık bir 30 dakika kadar kaynatıyorum. Bir şöyle sıfatula ile karıştırıyorum ve içerisine bir su bardağı da şeker ekliyorum. İsterseniz şeker eklemeye de Ama bence şekersiz dondurma böyle tadı olmuyor. Onun için ben bir su bardağı kadar şeker ekledim. Ve bunu kardeşlerime yaptığım için kardeşlerim de biraz şekerli şeyler seviyor. Onun için içerisine bir su bardağı şeker kattım. Eğer siz şeker sevmiyorsanız içine bir çay bardağı katmanız da yeterli olacaktır bence. Ve 30 dakikanın ardından tencere hemen hemen doluydu sütle ve şimdi gördüğünüz gibi içerisindeki su çıktı ve buhar çıktı gördüğünüz gibi bayağı azaldı süt. Ve daha sonra 30 dakikanın ardından sütü ocaktan aldık ve bir böyle kasenin içerisinde kaşık yardımıyla iyice soğutuyoruz. Ve şöyle kaşıktan dökercesine her seferinde yapıyoruz. Ve içerisindeki suyun çıkmasını sağlıyoruz. Buharın çıkmasını sağlıyoruz ki soğusun sütümüz. Daha sonra bir kasenin içerisinde güzel bir şekilde bir limonun kabuğunu rendeledim. Ve gördüğünüz gibi içerisine bir pakette limonata katıyorum. Bu toz limonata bunları bütün marketlerde ve bakkallarda bulabilirsiniz ve daha sonra 2 yemek kaşığı kadar da limon suyu ekliyorum. İsterseniz limon suyu eklemeyebilirsiniz. İsterseniz sadece limon suyu ekleyip limon kabuğu da eklemeyebilirsiniz. Tabu bu size kalmış. Bugünkü yaptığımız dondurmanın limonlu olmasını istediğim için hem kabuğunu hem suyunu hem de bir pakette böyle içeceğini katmak istedim. Bir toz paketi. Ve şimdi güzel bir şekilde 3 dakika kadar robottan çektim. İçerisinde bütün böyle limon kabuklarının yok olmasını sağladım ve böyle limonatanın her yerine gitmesini sağladım. Ve daha sonra böyle kabı alıp dolaba kattım. Üzerine streç film çektim. Streç film çektiğini sizlere göstermek istemedim ama sizler de çekebilirsiniz. Eğer dolabınıza öyle de katabilirsiniz. Ben üzerine stretch film çekip yaklaşık dolapta 4 saat kadar bekledim. Daha sonra 4 saatin ardından böyle hafif donmuştu. Daha sonra robottan çektim. Ve gördüğünüz gibi böyle muhallebi gibi bir kıvamı var. Böyle hafif sert bir kıvamı. Ve şimdi Tekrar 3 dakika kadar çırptım ve robotu temizliyorum. Daha sonra başka bir kabın içerisine alacağım. Neden başka bir kabın içerisine alacağım? Hem bu kabın böyle biraz ağırdı. Getirip götürmekte zorlanıyordum. Hem de biraz bana büyük geldi. Diğeri daha şık böyle tam dondurma yapacağımız kaselere benziyordu. Onun için dondurma kabı değiştirmek istedim. Gördüğünüz gibi zaten bu kap hemen hemen dolmamış. Diğer kaba tam oturdu böyle. Tam sınırda kaldı. Yani değiştirmemde pek bir amaç yok. Sadece benim işimi kolaylaştırdığı için değiştirmek istedim. Sizlere de değiştirdiğimi göstermek istedim. Hani sonra başka dondurma yaptığın gibi yorumlar almamak için. Ve daha sonra spatula yardımıyla üzerine güzel bir şekilde düzelttim ve dolaba tekrardan 4 saat atıyorum. 4 saatin ardından dolaptan çıkardım. Şöyle görüyorsunuz üzeri şöyle görünüyor. Ve şimdi kaşıkla çıkaracağım. Dondurma kaşığı bulamadığım için bu seferlik normal kaşıkla sunum yapacağım. Ve gördüğünüz gibi normal kaşık çok fazla zorlanıyor. Dondurma kaşıkları da çok fazla zorlanıyor. Neden böyle zorlanıyor? Sütü bayağı kaynattık. Böyle sert bir kıvam aldı. Süt bile sert bir kıvam aldı. Hani içerisine salep olduğu için. Ve gerçek salep kullandığımız için böyle sert bir kıvam oldu dondurmamızın. Bu kiloyu da evde yaptım. Hepinizin yapmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu da sizler için video haline getirip paylaşmıştım. Bunu yaklaşık bir 2-3 hafta öncesinden paylaştım. Onun da linkini hemen iyi butonuna bırakıyorum. Eğer benim yaptığım dondurmalardan yapacaksanız... Kesinlikle bu külahı denemenizi tavsiye ediyorum. Mesela yaptığım ilk iki dondurmada hazır külah kullanmıştım. Ama sonradan böyle hiç dondurmalarıma yakışmadığını, sağlıklı bir dondurma yapıp da dışarıdan külah aldığımı fark ettim. Ve daha sonradan evde yapmaya karar verdim. Ve çok çok güzel bir sonuç aldım. Çıtır çıtır oldu. Sizlere o videoda da böyle güzel bir şekilde nasıl yapacağınızı böyle tane tane de anlattım. Ve kaşıkla... Güzel bir şekilde şekil verdikten sonra dondurmamıza üzerine çikolata sosu ve böyle almış olduğum yuvarlak yuvarlak şekerlemelerden katıyorum. Şekerlemeleri ben üzerine çok yakıştırıyorum. Hele ki kardeşlerim çok sevdiği için böyle renkli renkli göründüğü için onlar için kullanmak istedim. İsterseniz ben mor sürülü çikolata eritip de kullanabilirsiniz ama ben bu hazır pakette olan sıkma torbasının içerisinde olan çikolatalardan kullandım. Ben de sizlerle artık vedalaşayım. Dediğim gibi bu e, çikolataları, süslemeleri her yerden bulabilirsiniz. Her markette her pasta malzemeleri satan bir yerden bulabilirsiniz. Aşağıdan önce kanalıma abone olup sonra bildirim zilini de açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.